Halili köyümüzün girişinde bulunmaktayız. Herkese merhaba. Şu an Halili köyünde Yakup Ayaydın'la birlikteyiz. Yakup Bey, köyde mi doğdunuz? Çocuk yıllarınızda buralar nasıldı? Biraz bahseder misiniz? Evet. 1970 Halili köyü doğumluyum. Burada doğdum. Evet, doğrudur. Çocukluk yıllarımızdan bahsedelim. Tabii ilkokulu burada okuduk. İlkokula gitmek için yaklaşık günlük yarım saat yürürdük. O dönemlerde falan yakınlarda ilkokul yoktu. Daha doğrusu yollar yoktu. Bir ana yol vardı, şu anda dere boyu ana yol vardı. Onun haricinde köyün içinde yaklaşık 3-4 kilometrelik alanda yol yoktu. Patika yollar vardı, yürüme yollar vardı. Eskiler, çok eskiler, babalarımız falan bu köyde okumuyorlardı. Okul yeni yapılmıştı. Çocukluk yıllarımızı okula yürüyerek gider gelirdik. İlkokulu burada okuduk. İyiydi o günler. Çocukluklarımızda aslında güzel günlerimiz oldu. Zorluklar vardı ama zor şartlar vardı. Yürüyorduk belki. Yani okulda tahmini birler, ikiler, üçler. Aynı sınıfta okuduğumuz oldu. Dörtler, beşler de aynı sınıfta okuduğumuz oldu. Tek öğretmenler vardı ama huzurlu ve mutluydu o yıllarımız. Güzel geçti. İlkokuldan sonra çıktık. Onun için çocukluk köylerde o zaman çok güzeldi. Gençliğinizde ve çocukluğunuzda köylerde neler yapardınız? Bahseder misin? Ya şöyle, ilkokuldan sonra eğitimimizi tamamlamak için şehirlere indik ama köylerde yine zaman zaman hafta sonları falan tatillerde köylere geliyorduk. O dönemlerde falan ilk çocukluk yıllarında 1980'lerde falan, 80-85'lerde hatırlarım, bizim o zaman çayımız yoktu. O zamanki tarlalarımızı sadece mısır yapıyorduk. Hayvancılık vardı. Mısır vardı. Son zamanlarda rahmetli annemle babamla beraber çay diktik buraları. Şu anda çay oldu tabi. Gençlik yıllarında daha çok çayla meşgul oluyorduk ama o dönemlerde falan buralar çok güzeldi. İnanılmaz güzellik vardı. İlkel yöntemlerle çalışıyorduk. Biz 1979 yılında şu anda burada röportaj yapmış olduğumuz evin yanında bir evimiz var. Onu yaptığımızda yaklaşık 2 kilometre, 1 kilometreden inşaat malzemelerini hep sırtımızda taşımıştık. O şartlarda ama yine de mutluyduk. O dönemlerde mutluluk vardı, huzur vardı buralarda. Şimdi ise çok değişti, şartlar çok değişti. Ama yine de şöyle, bu sene köyler çok iyi. Eskiye kıyasla şimdi değerlendirirsiniz, ne dersiniz? Şöyle, eski, evet, ilkel şartlarda belki yaşadık, yolumuz, elektriğimiz, suyumuz, hiçbir şey yoktu o dönemlerde. Yani Ramazanlarda hatırlarım, 40 sene önce su buradan birkaç yerden çıkardı, suyu oralardan alırdık. Kendi evlerimizin sularını da o dönemlerde falan nüfuslar çok kalabalık olduğu için kendi yöntemlerimize birkaç kuyumuz vardı. Şu anda bu alanda bulunmuş olduğumuz amcalarımla beraber kuyudan alıyorduk. Tabii son zamanlarda 1987-88'i tahmin ediyorum. Elektrik geldi. O dönemlerde köyün içine yollar geldi. İnsanlar evlerinin önüne yol almaya başladılar. Teknoloji geldi. O eski otantik evler gitti. Yerine ahşap evler gelmeye başladı. Tabi o dönemler ayrı, bu dönemler ayrı. O dönemlerde çok iyiydi. İnsanlar, komşuluk vardı. Herkes köydeydi. Hayvancılık vardı. Her evde bir hayvan vardı. Çaylar insanlar kendileri topluyordu. Bağlarını, bahçelerini yapıyorlardı. Fasulyelerini, domatesini, biberini yapıyorlardı. O dönemde komşuluk ilişkileri vardı. 40 sene önceden bahsediyorum. Sonra insanlar tabi yollar geldikçe, yol medeniyeti derler. Yollar geldikçe, elektrik, su geldikçe, teknoloji arttıkça insanlar biraz daha şehirlere yaşamaya başladılar. Tabi uzaklar yakınlaştı. Tabi araç olunca, yol olunca istedikleri zaman gelmeye başladılar. Biz 1 saat, 2 saat çarşı yemek için yürüdüğümüz günleri hatırlarız. Ne değişti? Teknoloji geldi. Aslında teknolojinin gelmesi güzel bir şey ama bir 20-30 yıl köylerden komşuluk maalesef kalktı. İnsanlar birbirlerinden uzaklaştı. Teknolojiye, telefona, bilgisayara, internete sarılmaya başladı. Bu sene şu anda 22 Mayıs 2021 tarihi, cumartesi günündeyiz. Yaklaşık 2020 Mart ayından beri pandemiyle uğraşıyoruz. İşte pandeminin bir güzel yanı bize şu oldu. İnsanlar köye döndüler. Bir haftadır yaklaşık buradayız. Ramazan bayramında geldik. 10-15 günlük köyde duruyoruz. Sanki 40 sene önceki komşuluklar var. Herkes köyde. İnsanlar köyde. Yardımlaşma devam ediyor. Şehirlerde yaşayan insanlar bir ay, iki ay okullar olmadığından dolayı çoluğuyla çocuğuyla buraya geldiler. Bağıyla bahçeyle ulaşıyorlar.
Mısır dikiyorlar, çaylarını kendiler topluyorlar. Bir dönemlerde burada çayları insanlar Gürcülere falan toplatıyorlardı. Kendiler toplamıyordu. Şu anda bana geliyor ki eskiye döndük. Eskisi gibi şimdi hatta şu anda burada çay da topluyorlar, sesi de geliyor. Kendileri topluyorlar insanlar. Bağlarını, bahçelerini ekiyorlar, domatesini, soğanını, patatesini, yazın sebzesini, meyvesini yapıyorlar. Mısırını yapıyorlar. Bağlayı, bahçeleri oluyor, inşaatlarını yapıyorlar, yollarını yapıyorlar. Güzel oldu bence. Yani şu anda aslında 50 yıl, yani benim en azından doğum 50-51 yaşındayım. 50 yılı tam gözümün önüne geçiremiyorum ama 40 yılı geçiriyorum. Başlangıçta sonu aynı gibi geliyor bana şu anda. Buradan gençlere ve bizleri izleyenlere ne demek istersiniz? Evet. Ya şöyle şey yapsınlar. Tabii şehirde şartlar gereği insanlar şehirlerde yaşıyorlar. O ayrı tabii ekmek parasından dolayı ama köylerini bırakmasınlar. Buralar gerçekten çok güzel. Zaten çekiyorsunuz manzarayı şu anda. Şu anda sisli ve yağmurlu bir hava var. Buna rağmen köyler çok güzel. Bu topraklar çok iyi, verimli topraklar. İşlendiğinde çok güzel olur. Buraları unutmasınlar. Şehirlerde yaşasalar bile buralara gelsinler. Topraklarına sahip çıksınlar. Burada bir ya ufak arazisi olan bir insan da burada rahatlıkla geçinebilir. Tabii nüfusun artışından dolayı bizim bölgemizde, Karadeniz bölgesinde, Trabzon'da, Rize'de, özellikle bizim buralarda yer arazi maalesef çok az. Ondan dolayı şu anda yapılanma arttı. Ama yine de gelsinler, buralara sahip çıksınlar, ata topraklarına gelsinler, tarihini araştırsınlar, mezarlarını ziyaret etsinler, bağlarına, bahçelerine baksınlar. Çoluk çocuklarıyla beraber ya en azından işte burada bu işler nasıl oluyor, domates nasıl ekiliyor, patates nasıl ekiliyor, mısır ne oluyor, çay. Bizim geçim kaynağımız şu anda çay ve fındık, özellikle çay. Çay nasıl olur, fındık nasıl olur? Bunları aslında aileler çoluk çocuklarına, gençlere yerinde öğretsinler bence. Eskiden sırtımızda ta şu karşıda, şu karşıyı görüyorsunuz şu an, şu karşı meşelerden yaprak odunu taşırdık. Şu anda onlar yok. Onlar hep arabayla taşınıyor. Çünkü gençlerin burada çok da yapacağı bir şey yok. Ama gelsinler, yerlerine sahip çıksınlar derim. Bizi izleyen gençlere, arkadaşlara, herkese bunu ben tavsiye ederim. Buralar çok güzel yerler. Buralara sahip çıksınlar. Mümkün olduğunca bağlarına, bahçelerine gelsinler. Yollarını, izlerini yapsınlar. Su akmıyorsa, ekonomik durumu iyi olan insanlar yol yapsınlar, su yapsınlar, çeşme yapsınlar. Faydalı olsunlar. Yani tabiat, doğa, sabah kalkıyorsun, kuş sesiyle ayılıyorsun. Sabah 5'te 5.30'da hava açılıyor burada. Çok güzel buralar ya. Buralar yani buranın manzarası, oksijen. 20 kilometre, 30 kilometre yukarıda yaylalar var. Gitmek çok kolay. Onun için burada yaşamak güzel. Yani imkanı olan herkesi, özellikle hani büyük şehirlerde yaşayıp belki ekonomik nedenlerden dolayı gelemiyorlar ama buralı olup da büyük şehirde emekli olan insanların mutlaka buraya gelmesini tavsiye ederim. Yakup Bey, bize zaman ayırdığı için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.